Nur Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum diye geyik yapayım mı böyle? Direkt öyle mi gireyim? <laughs> Nur Bey size neden doktor diyorlar? Doktoram var çünkü. Bunun hikayesini anlatır mısınız? Paylaşır mısınız? Tabii. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Borsa Yüksek Lisansı yaptıktan sonra hocalarım benim de doktora yapmamı istediler. Aslında benim CV'mde görmesi yeterliydi ama sen doktor olmalısın dediler. Doktorum bitirdim. Biraz zorlu bir süreçte bitirdim. Zor bir iş doktor olmak. Sonra da 2014 yılından beri doktorum. Yani doktoram var. E, ee, Nişantaşı Üniversitesi'nde aynı zamanda 2016 yılından beri de öğretim üyesiyim. Türkiye'nin en meşhur doktorlarından diyebilir miyiz? <laughs> Barış Esen sayesinde. Doktor. Doktorlarından. <laughs> <değil mi? gülüyor> bugün sizinle ne için birlikteyiz? İsterseniz siz anlatın. Kısaca. Bilmem. Çay kahve içeriz diye düşünmüştüm ama siz beni tıktınız bir odaya. Bakalım ne konuşacaksınız? Sos, soru sorun ben de cevap vereyim. <laughs> Nuri Bey bugün size Viyop anlattıracağız. Herkesin anlayabileceği bir tonda. Ben Faruk amca olacağım. Demet de Ayşe teyze olacak. Merhaba Demet ya da merhaba Ayşe teyze. Merhaba. Çağlar ne oluyor bu arada? Nuri amca. Nuri, Nuri amca. amca. <laughs> nedir? Oradan başlayalım isterseniz. Viop vadeli işlem ve opsiyon piyasasının kısaltması. Vadeli işlem e, türe piyasları içerisinde future kontratları ifade ediyor. Türkçe'ye çevrilmiş durumda. E, opsiyon da zaten opsiyon. Eskiden işlem ve opsiyon borsası vardı. 2005 yılında kurulmuştu. Sonra Borsa İstanbul bünyesinde bunlar birleştirildi. Borsa İstanbul altında bir piyasa olarak da vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlem görüyor. Bir türe piyasa. VOP ya da VOIP değil. VOIP değil. VOIP başka bir şey. O ses sistemleriyle bir şey. <laughs> VOIP. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası ya da türe piyasa kabaca diyebilir Çünkü dünyanın her yerinde olan bir piyasadan bahsediyoruz. Hatta çok eskidir. İlk defa ne zaman yapılmış biliyor musunuz? Evet evet. söyle bakayım. Vallahi Nuri Bey bunu sizden öğrenelim isterim ben açıkçası. İlk defa türev işlem e, 2600 yıl önce Millet Aslı Tales tarafından yapılmış. Millette Tales, Tales teoremini yapan ünlü filozoftur ve kendisi çok zengindir. Neden zengindir? Çünkü o dönemde astronomi tahminleri yapıyor. Zeytin hasatının yüksek olacağını fark ediyor. Değirmenlerle anlaşma yapıyor. Zeytini ezip ondan yağ örecek değirmenlerle ve onlara bir opsiyon veriyor. Bir kapora diyebiliriz şu anki tabirle ve eğer rekolte yüksek olursa ciddi para kazanacak ve sadece onun zeytinlerini orada yağ haline getirecekler ve hakikaten dediği tutuyor ciddi para kazanıyor. İlk defa orada yapılmış. Sonra e, Japonya'da 1700 yıllarda Dojima pirinç piyasasında yapılıyor. 1800'lerin ortalarından sonra da Amerika'da Chicago'da MTA piyasası olarak başlıyor. Buğday, pamuk, mısır üzerine yapılıyor. Sonrasında 1972 senesinde parasal sistem olarak kabul eden altına dayalı parasal sistem Bretton Woods'un çökmesiyle birlikte dünyada bütün her şey başta da paralar olmak üzere artık türe piyasaların konusu oluyor. Hatta bundan yıllar önce acaba terörist faaliyet olasılığına karşı opsiyon yazmak etik midir değil midir tartışmaları vardı. Bu bile konuşuluyor ki Özellikle mevsimsel durumlardan etkilenen tarım ürünleri için e, iklim üzerine yapılmış ya da meteoroloji üzerine yapılmış opsiyon ve future sözleşmeler çok ciddi talep görüyor. Peki Nuri Bey hangi piyasalarda işlem yap yapabiliyoruz? E, hangi enstrümanlar, hangi ürünler üzerine yapabiliyoruz Viyop'ta işlem? Aslında Viyop'u anlatmadan önce türev piyasayı bir anlatmak lazım. Dört tane türev piyasadan bahsetmiştim. Bunların işlem yaparken türev piyasanın ne olduğunu, türev nedir? Hı hı. Türev integral hatırlıyor musunuz? Onları? <laughs> Şimdi türev piyasa aslında şu demek. Bir dayanak varlığınız var. Gözlük. Gözlük üzerine bir türevi enstrüman yapacaksınız. Nedir bu? Nasıl yaparsınız? Gözlüğün fiyatının yükselmesi. Şimdi benim gözlüğün bilir. bir fiyatının olması lazım. Hmm. Gözlüğün işlem gördüğü piyasa olması lazım. Bu gözlüğü ben ne bileyim hani birine satış yapmak istediğiniz zaman Nuri amcaya satış yapmak istediğiniz zaman Nuri amca bana fiyat verdiği ama bu gözlüğün gerçek fiyatı olmaz piyasada çok fazla katılımcı olması lazım. İşte Eugene Fama diye bir adam var. Etkin piyasada hipotezi diye bir tane çalışma yapmış ve bununla ilgili Nobel ödülü de aldı. Ne kadar çok fiyata katılım olursa fiyat gerçek fiyat olur. Bu gözlüğün öncelikle bir piyasası olması lazım. Yani gözlüğü alıp sattığınız zaman spreadin de çok geniş olmadığı yani alış ve satış kotasyonların çok geniş olmadığı dar olduğu bir piyasası olması lazım. Petrol gibi, buğday gibi, pamuk gibi, ne bileyim döviz gibi. Gözlüğün de bir piyasası olduğunu varsayıyorum. Yani alış ve satışta spotta bir piyasamız var. Spot piyasa nedir? Ben alırım, Aldığım zaman karşısında parasını öderim. Sen de malı alırsın karşısında bana parayı verirsin. Yani karşılık takas var. İki boyutlu piyasadır. Ama türe piyasa bu gözlük üzerine yazılmış ileriki bir vadede takas yapılması üzerine kurgulanan piyasadır. Araya zaman giriyor yani üçüncü boyut giriyor. Yani şu anda biz al sat yapmıyoruz bir takas yok. Parayla ilgili malın takası yok. Biz burada aynı zamanda ileriki bir vadede bir ay sonra, üç gün sonra, bir yıl sonra, beş yıl sonra bunun değişimi yapmak üzere şimdiden bir anlaşma yapıyoruz. Doğal olarak buna da TRAP yazı. Bu anlaşmaların çeşitleri işte dediğim gibi forward, future, opsiyon ve swap. Şimdi gelelim VIOP tarafına. VIOP'ta da bunlar yapılıyor ama VIOP'ta yapılan sözleşmeler future kontratlar ve opsiyon kontratları. Peki nasıl yapılıyor derseniz ee, öncelikle bir hesap açmanız lazım. Evet tam onu soracaktım. Siz benden daha öngörülü davrandınız. Nasıl hesap açıyorum? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi hesap açmak için Diyop'ta yetkili aracı kurumlarda yani SPK'nın izin verdiği Viyop'ta işlem yapmaya yetkili aracı kurumlarda bir hesap açmanız gerekiyor. Önce yatırım hesabı açılıyor. Ben yatırım finansmanı örneğinden vereceğim. Bu videoyu yatırım finansmanı için çekiyoruz her şeyden önce. Ben de yatırım finansmanı türev ürünler müdürüyüm bu arada. Bunda not olarak düşeyim. Burada yatırım hesabı açtığınız zaman Vali Şem opsiyon piyasasında hesap açabilmeniz için test yapmanız lazım. Neydi adı? Ayşe teyze konuya hakim birazcık. Evet. <laughs> uygunluk testi. Hep unutuyorum bunun ismini ya. Uygunluk testini yapmamız lazım. Bu uygunluk testini niye yapıyoruz Demet? Risk algımı ölçmek istiyorsunuz tamam. ve yaptığım ürün benim yatırımcı profilime uygun mu, amacıma uygun mu bunu ölçmek istiyorsunuz. Peki e, risk neden çok riskli piyasın burası? Zaman zaman bilinçsiz yaparsam olabilir. Hoca hoca şey oluyor. Bak not. <laughs> evet, otur beş. <laughs> evet, burası bir riskli piyasa. Çünkü biraz anlatacağım gibi kaldıraç etkisi var ve burada doğal olarak önce yatırımcının bu risk unsurlarını belirledikleri bir testi yapması lazım. Uygunluk uygunluk ve yerindelik. yerindelik testi yapması lazım. Burada test sonucu eğer bu yatırımcının risk almasına uygunsa ee, sermaye piyasası kurulunun belirlediği kriterler doğrultusunda o ilgili hesap açılıyor. Açıldıktan sonra hesabda teminat yatırıp işlem yapması gerekiyor. Şimdi teminat ve işlem noktasına geldiğiniz zaman burası biraz karmaşık hale geliyor. Çünkü siz burada vade işlem ve opsiyon piyasası ne demiştim ilerideki bir vadede bir şeyi alıp satmak üzerine kurguluyorsunuz. Doğal olarak ileriki bir vade yapılacak bir işlem için bütün parayı bugünden yatırmazsınız, değil mi? O zaman gider spottan alırsınız. Ya da şöyle biraz daha örneği açayım. Siz diyelim ki ithalatçısınız ve kurların yükselmesinden dolayı endişelisiniz. E kurlar yükselirse doğal olarak benim ne bileyim dolarla borcum var diyorsunuz. Bugünden gidip dolar alırsınız eğer bütün paranız varsa. Ama ben bütün parayı niye şimdiden bağlayayım 6 ay sonra olacak dolar yükselir mi yükselmez mi bilmiyorum. O parayı da boş boşuna burada TL faizinden e, cebimden çıkmasın ya da ne bileyim başka işletme sermayemde kullanayım vesaire Bir düşünebilirsiniz. O yüzden burada daha küçük bir teminatla işlem yapılıyor. Türe piyasalarının en önemli özelliği bu teminat oranı çok daha küçük. Türkiye'de vadi işlem opsiyon piyasasında kabaca 1.10 yani siz alacağınız pozisyon büyüklüğü diyelim ki 1000 dolar. 1000 dolar her bir kontratın büyüklüğüdür. 1000 dolar da şu anda 14 lira civarında yuvarlak konuşuyorum. Değişebilir. Yatırdığınız teminat da bunun onda biri kadar. 1300-1400 lira civarında bir şey. Bunu takas bank belli dönemlerde bir 10 kaldırıcı sabit tutmaya yakın şekilde sürdürüyor. Kaldıraç konusunu öğrendik. Onda biri kadar teminat. Sor sor. Ee, bu dayanak varlığa göre değişiyor kaldıraç Tabii oranı evet. ve teminat anladığım kadarıyla işte e, döviz olursa dolar olursa bu kadar işte hisse senedi olursa bu değil mi? Kabaca 1-10 seviyesinde yani toplam aldığınız pozisyon büyüklüğünün onda biri kadar ortalama Hı -hı. olarak bir teminat yatırmanız gerekiyor. Bu teminatı yatırdıktan sonra iş bitmiyor teminat yatırdığınız işlem yapmanız gerekiyor. Peki burada en önemli soruya geldik İleriki dönemdeki işlem yaparken nasıl bir pozisyon alacaksınız? İşte burada hisse senedi veya döviz alırken spotta alım veya satım diyoruz durumuna. Ama burada alım ve satım denmiyor. Burada ileriki bir vadede takas olduğu için bugünden her iki tarafta pozisyon alıyor. Örneğe gidelim. Faruk amca, Ayşe teyze işlem yapacaklar. Dövizden gidelim isterseniz yine. Olur. Döviz 14 lira olduğunu varsayalım dolar TL'nin. 14 liradan bir anlaşma yapacaksınız. 14 liradan yapacağınız anlaşma itibariyle birbirinizi tanımadan borsada alı, alım yapıyorsunuz. Sen yükseliş ihtimaline karşı Faruk amca doların yükselme ihtimaline karşı kendini korumak istiyor. 14 liradan almak istiyor. Ayşe teyze de 14 liranın aşağı geleceğini düşünüyor. Düşüş ihtimaline karşı dolarda satış yapmak istiyor ileriki vade. Onlar 14 lira civarında anlaşıyorlar. İki tarafta pozisyon oluyor. Ama vade sonu takası olacağı için iki tarafta pozisyon oluyor. Buna bir isim vermemiz lazım. Ayşe teyze hangi pozisyon aldı? Faruk amca hangi pozisyonu aldı? O yüzden uluslararası literatürde şöyle diyorlar. Fiyatların yükselme ihtimaline karşı pozisyon alıyorsanız bunun da long pozisyon ya da uzun pozisyon. Eğer fiyatların düşme ihtimaline karşı bir pozisyon alıyorsunuz, buna da short ya da kısa pozisyon oluyor. Pozisyon aldınız, vade sonuna geldi, takas gerçekleşti. Ondan sonra gerek teminattan artık gerekli olan pozisyon büyüklüğüne yatırmanız gerekiyor. Ben teminatı yatırdım. Bu sırada bunu teminat adı üzerinde yatırıyorum. Bu bakiye bir şekilde değerleniyor mu, nemalanıyor mu? Evet, e, takas bank bunu para piyasalarında değerlendiriyor. Interbank piyasası, Borsa İstanbul para piyasası Detayda özette TLRF oranından genelde değerlendiriliyor. TLRF oranı şu günlerde %14'ler civarında değişebiliyor tabi bu günlük olarak değişiyor. Bu bürüt olarak bu orandan değerleniyor. Yani siz diyelim ki 100 bin lira para yatırdınız buraya teminat olarak bu teminatta hiçbir pozisyon açmadınız henüz. O para Hı -hı. duruyor uygun zamanı bekliyorsunuz. O 100 bin lira her gece nemalanıyor. Diyelim ki siz o 100 bin liranın 10 bin lirasıyla diyelim 3 gün sonra bir pozisyon aldınız. Yani 10 bin lirayla pozisyon aldınız 90 bin lira hala boşta. 90 bin lirası nem 10 bin lirası nem değil. 100 bin lira gene nem almaya devam ediyor. Yani orada yatırılan her şey teminat. Bir alım satım yapılmadığı için teminatta nem alanmaya devam ediyor. Bir şey daha merak ediyorum. Tabii. Şimdi ben short e, yönünde pozisyon e, pozisyonu açtım. Ayşe teyze böyleydi. Ayşe teyze düşüş bekliyor. Düşüş bekliyorum. E, ama beklentim olmadı. Tam tersi oldu. Yükseldi. Ne oluyor? Evet. Yani. i̇şte o güzel. Şimdi burada sistem şöyle çalışıyor. Ee, biz buna zero sum game diyorlar uluslararası terminolojide. Yani e, kazanan ve kaybedenin sıfır olduğu piyasadır. Yani burada iki kişi olduğunu varsaydım bu piyasada ki binlerce yatırımcı işlem yapıyor. Faruk amca ile Ayşe teyze 14 liradan fiyatta anlaştılar. Şimdi birinin karı diğerinin zararı olmak zorunda. İşte buna biz zaten zero sum game diyoruz. Birinin karı diğerinin zararına Transfer ediliyor. Buna her gün, gün sonunda uzlaşma fiyatları açıklanıyor. Her saat başı açıklanıyor ama her gün sonunda bu takası gerçekleştiriliyor. Hı hı. Fiyat değişimlerine bağlı olarak diyelim ki sen düşüş bekliyordun, fiyat yükselmeye başladı. Her yükselişte, her saat başı açıklanan fiyatla beraber sen zarar ediyorsun. Ve zarar belli bir noktaya geldikten sonra gün sonunda da eğer o zararın varsa yani yatırdığın teminat bir kuruş bile altında kapatsa, ve sende fazla bir teminat olmasa... senin teminat tamamlama çağrısına muhatap olman gerekiyor çünkü senin o zararın Faruk amcanın kârı oluyor bu durumda. Burada şöyle bir şey diyebilir miyiz diyelim benim bin lira teminatım var içeride ve ona uygun bir pozisyon açtım ve zararım bin yüz liraya ulaşırsa ...totalde... bir teminat eksiğim söz konusu oluyor. Zarar yüz lira zarar edersin demek istiyorsun. Evet. Tabi, ha, 900 lira düşerse yani. Düşerse. Senin 900 lira düşüyor. Faruk amcanın parası 1100 liraya çıkıyor. Bunu aslında şöyle birazdan grafiklerle şöyle anlatayım. Pişşt. Şimdi vadi işlem sözleşmelerinin yani futures'ların vadi işlem ve opsiyon piyasasının işleyişinde görsel olarak şöyle anlatayım. Ee, teminatlar Takas Bank'ta tutuluyor. Ee, i̇ki tane yatırımcımız var. Ee, bir tanesi e, Ayşe teyzemizdi. Bir tanesi Faruk amcamızdı. Ee, Ayşe teyze ile Faruk amca işlem yapacaklardı. Bunlar için gerekli olan teminatı, minimum teminatı Borsa İstanbul. Bünyesindeki vadisel opsiyon piyasası altında takas bank tarafından bunları tutmaları gerekiyor. Her bir kontrat için bu örneği yaptığımız zaman bir kontratın büyüklüğü bin dolardı. Bin dolar için yatırılması gereken minimum teminat 975 lira. Bunlar her iki e, yatırımcı da ilgili aracı kurumları vasıtasıyla bu teminatı yatırmak zorundalar. Hesabında bu teminat olmadan işlem yapamıyorlar. Ilgili kurumlarda bunu takas bankta blok olarak teminatlarını tutuyorlar. Şimdi o sırada dolar TL spot piyasa 998 bu örneği yaptığımız zaman vadeli kontratta aralık vade olarak 10-19'dan işlem görüyormuş. Ee, burada doğal olarak yatırımcılardan bir tanesi yükseliş beklentisi içerisinde. Diğer yatırımcı da düşüş beklentisi içerisinde. Düşüş beklentisi olan short pozisyon alıyordu. Yükseliş beklentisi içinde olan long pozisyon alıyordu. Ve bunlar ikisi beraber 10-19 fiyattan işlem yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Birbirlerini tanımıyorlar ama borsada biri short, bir long oluyor. 10-19'dan açık pozisyon yapıyorlar. Karşılıklı olarak bu fiyattan anlaşma yapmış oluyorlar. Ve bunun adı da bir açık pozisyon oluyordu. Sonrasında ise fiyatın değiştiğini görelim. Fiyat 9.98'den 10.08'e çıkıyor. Aynı gün içerisinde faiz değişmiyor, vade değişmiyor. Sadece e, 0.1 kuruşluk bir artışımız oluyor. E, yani pardon, 10 kuruşluk bir artışımız oluyor. Bu da aralık vadenin fiyatını da e, 10 e, 19'dan 10.29'a çıkarıyor. 10.29'a çıktığı zaman doğal olarak bir her 1000 dolarlık olduğu için sözleşme 100 liralık kar ve zarar oluşuyor. Doğal olarak long pozisyonda olan 100 lira kar ediyor. Short pozisyonunda olan da 100 lira zarar ediyor gün içerisinde bu fiyat hareketlerinden dolayı. Gün sonunda da böyle kapanırsa yatırımcının 975 lira olan teminatı 100 lira azalarak 875 liraya düşüyor. Ve Takas Bank da bu 100 lirayı alıyor. Diğer yatırımcının hesabına 975 lira olan teminatın artı 100 lira koyarak 1075 liraya çıkıyor. Doğal olarak burada ee, kar eden yani uzun pozisyon olan yatırımcı 100 lira kar etmiş oluyor. Kısa olan yatırımcı da Gün sonunda margin call dediğimiz teminat tamamlama çağrısına muhatap oluyor. Çünkü minimum tutulması gereken borsadaki teminat tutarı o an 975 liraymış. Biz buna başlangıç teminat diyoruz. 975 liranın altına düştüğü zaman bir kuruş bile altına düşse bunu tekrar 975 minimum seviyeye getirmek zorunda yatırımcı. O yüzden yatırımcı 100 lira değer kaybet için parası 875'e düştüğü için ilgili kurum yatırım finansmansa bu kurum. Yatırım finansmanı müşteri temsilcisi o e, müşteriyi arıyor. Diyor ki paranızı tekrar 975 liraya getirin. E, teminatınızı tamamlayın çağrısında bulunuyor. Peki e, kar ve zarardan bahsettiniz. Bu e, hesaplarda e, meydana gelen kar ve zararlar ne zaman yansıyor hesaplarımıza? Şimdi gün içerisinde kar ve zararı görüyorsunuz. Yani her saat başı takas bank Borsa İstanbul bünyesindeki takas İstanbul Viyop'ta Spen algoritmasını yeniliyor. Bu Spen algoritması da her, sizin kar ve zararınızı her saat başı gösteriyor. Ancak e, bu Takas olarak sin hesabımızın yansıması yani o hesaba artı olarak yansıyıp da veya eksi olarak yansıyan margin call ve teminat fazlası oluşması akşam oluyor. Akşam e Piyasa kapandıktan sonra 18 15ten sonra defterler vesaire takasmak tarafından gönderiliyor. Uzlaşma fiyatları belli oluyor. Deminki örnekten gidelim. Ayşe teyze 100 lira zarar etmişti. Ayşe teyzenin hesabındaki o 1000 lira 900 liraya düşüyor. O 100 lirayı Faruk amcanın hesabına yatırıyor. Faruk amca T1 günü hesabında 1100 lira oluyor. Ve bütün neması 1000 lira değil 1100 lira olarak nemalanmaya devam ediyor. Ayşe teyze de marjin kola girdi ya. 1000 lirası 900 TL'ye düştü. Akşam gün sonunda... Ertesi günde yatırım finansmanı müşteri temsilcisi Ayşe teyzeyi arıyor. Diyor ki Ayşe teyze diyor senin paran diyor 1000 lira diyor teminat yatırman gereken minimum teminat. Ama paran 900 liraya düştü. Senin tekrar tamamlamanı yani 100 liraya yatırıp 1000 liraya tamamlaman lazım. Burada çok önemli bir detay var. Ne zamana kadar? Ayşe teyze o gün 14.30'a kadar en geç 15'e kadar. Çünkü Takas Bank 15'e kadar yatırılmazsa yatırım finansmanı ve diğer kurumları da margin call dışında temerut uyguluyor. O yüzden kurumlar bu konuda çok hassas. O işin detayı. Yani en geç 14.30 30 15 arasında Ayşe teyze bu parayı yatırmalı. Ya da ya da pozisyonu kapatmalı. Şimdi pozisyonu kapatmak ne demek? Faruk amca kar etmeye devam ediyor. Dolar düşüş bekliyordu Ayşe teyze. Çünkü short pozisyon almıştı. Faruk amca da long pozisyon almıştı. Yükseliş bekliyordu. Dolar da yükselmeye devam ediyor. Ayşe teyze zarardı. 100 lira zarar etti. Yükselmeye devam etti. 100 lira daha zarar etti. Yükseldi yükseldi. Ayşe teyzenin parası sıfırlanır değil mi? Çünkü yatırdığı para onda biri kadar teminat. Yüzde birlik bir oynama bir on e kaldıraçta bütün parasını pardon yüzde onluk bir oyna özür dilerim bir on e kaldıraç Ayşe teyzenin bütün parasını bitirir. Doğal olarak Faruk amca da kimden alacak o parayı? O yüzden sistem diyor ki teminat tamamlama çağrıları çok önemli. Bunun teminatların tamamlanması lazım. O yüzden Ayşe teyze diyor ki, galiba dolar yukarı gidecek. Ben pozisyonumu kapatayım. Nasıl pozisyonu kapatıyor? Ayşe teyze short pozisyon almış yani düşüşe karşı pozisyon almıştı. Gidip onu long pozisyon olarak ters pozisyon diyoruz buna. Pozisyonu kapatması lazım. Yani satmıştı yerine koyması lazım. Kapatması lazım. Kimden yapacak? O sırada Nuri amca o sırada dolarda satıcı olmak istiyor. Dolarda o sırada yükselmişti diye bir Nuri amca da çağlar yani. Belli fiyattan satıcı olarak orada tahtada bekliyor. Gidiyor Ayşe teyze onun satışını alıyor. Böylece ne oluyor? Artık Ayşe teyze zarar ile beraber kalan teminat 900 lirasını alıyor gidiyor. Ayşe Artık teyze, 1000 lirası olan ya. Nuri amca ile Faruk amca karşılıklı olarak kar zarar transferini yapmaya devam ediyorlar. Peki Nuri amcayı bulamadık Nuri Bey. Aa, o zaman, teminat, o zaman sakat. <laughs> teminat tamamlanması ne olur? Teminat tamamlanmak zorunda. Çünkü Faruk amcanın bu oyunun kuralı böyle. Faruk amcanın parası kar ettiği sürece bir yerden gelmek zorunda. Bunu başka biri vermiyor. Oyunda karşılık olarak aşıkları pozisyon karşısında olan Ayşe Deze veya Nuri amcanın açtığı pozisyonlarla Faruk amca kar etmeye devam ediyor. Onların parası sıfırlanırsa alacak bir yer kalmaz. Ama Takas Bank işte bu güvenceyi sağlıyor. Şimdi Takas Bank'ta yatırım finansmanı işlem yapabilmesi için teminat tutması gerekiyor. Yüklü miktar teminat var. Aynı zamanda Takas Bank bu güvenceyi o teminatlardan oluyor. Yani eğer yatırımcı bu teminat tamamlama çağrısına gerekli parayı yatıramazsa e, yatırım finansman takas bank mühendisliğinde sistem işlemesi sorun olmasın diye o teminatı yatırıyor. Hatta temirüt faiziyle beraber cezalı olarak yatırıyor. Ama sonra hukuki süreçle işte e, tem teminat tamamlama çağrısında muhatap olup da o teminat tamamlamasını yerine getiremeyen Ayşe teyze ve onun gibi yatırımcılar hukuki süreçte kurumla muhatap oluyorlar. Bu durumda ben pozisyonumla ilgili şu kadar kaybedebilirim gibi bir emir bırakabiliyor muyum? Evet çok güzel. Biz buna stop loss ya da şartlı emir diyoruz. Yani diyorsunuz ki Ayşe tezi diyor ki ben dolarda 14 liradan aldım ama dolar 14 onu geçerse ben artık daha fazla pozisyonu sürdürmek istemiyorum. 14 onun üzerine çıkmasını noktasında benim için büyük bir risktir diyor mesela. E, bu durumda da oturup da ekranın karşısında onu beklemek zorunda değil. Sisteme şartlı emir gelebiliyor. Dolar TL 14 onu geçerse pozisyonumu kapat diyebiliyor bu emri. Otomatik olarak sistem oraya geldiği zaman alış satıcı dengesine bağlı olarak tabii 14 10 tetikleme noktası koyarsınız. 14 10'da emir tetiklenir. 14 20'ye gönderir. İlk satıcı neredeyse oradan da alabilir. Bu tür detayları müşteri temsilcisi anlatabilir gerçi ama temelde stop emir dediğiniz bu şart demir yapma imkanı var. Yoktu sen saatleri nedir? Çok güzel. Devamında Viyop... da ha bir devam, tane daha var. Devamında da e, hisse e, ya yani Borsa İstanbul'da biop seansları saatlerinin farklı olmasının nedeni nedir? Şimdi saatleri önce anlatayım. Borsa İstanbul saat biliyorsun 9:40'tan sonra emir girilmeye başlıyor. Emir eşleşme seansının bitmesi de 10'da başlıyor. Ee, Akşamda 18.10'a kadar kesintisiz olarak Borsa İstanbul'da spot piyasada işlemler oluyor. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası ise seans 9.30'da başlıyor ve 18.15'e kadar kesintisiz devam ediyor. Yani vadeli endeksler, vadeli piyasalar özür dilerim spottan önce başlar, spottan sonra kapılır. Amaç şudur, spotun açılışına nasıl başlayacağına dair bir öngörü verir ve riskin hecidin verilmesi amacıyla dünyanın her yerinde böyledir. Önce vadiler açılır. Sonra da vadiler spottan sonra kapanır. Edeceksiniz diyeceksiniz ki 18.10'da kapanıyor spot. 5 dakika için bunu yapıyorsunuz. 18.15'te ana seans bitti, O günkü seans. Ama 19'dan sonra akşam seansı dediğimiz bir seans daha başlıyor. Akşam seansı 19'dan 23'e kadar yani kabaca Amerikan seansı Yaz tatili, yaz saati boyunca açık olduğu saate kadar biz de açık oluyoruz. Orada yatırımcılar risklerini hedge etmek amacıyla ya da işlem yapmak için bulunabiliyorlar. Yatırımcılar bunu kendileri online kanaldan da yapıyor. Ama ben yatırım finansman müşterisi olarak yani akşam işlem yapmıyorum ee, ya da o an müsait değilim ee, bu konuda yatırım finansman bana destek oluyor mu akşam sayansında işlem yapmam için? Evet, eğer online kanallar ya da mobil kanallar işlem yapmak istemiyorsunuz ya da o sırada müsait değilseniz internetiniz olmayabilir, her şey olabilir. Yatırım finansmanın çağrı merkezini arayarak bu işlemi yaptırabiliyorsunuz. Bu arada kimler var bu piyasada diye sormanızı bekledim. Kimse sormadı. Ayşe teyze işte. Bekliyoruz. Har amca. Siz direkt spekülasyon olana girmişsiniz. Alalım satalım zengin alalım. Burada sadece onlar yok. burada Bakın bu piyasa çok farklı bir piyasa. Şöyle ki spot piyasa alırsınız yükselirse para kazanırsınız satarsınız düşerse para kazanırsınız. Ya da para kaybetmezsiniz. Açığa satmıyorsanız ama burada... Bir kere her yönlü pozisyon alabiliyorsunuz. Yani yükselişe dair pozisyon alıyorsunuz. Bunu spotta da yapabiliyorsunuz. Ama spotta elinizde bir hisse senedi yoksa, elinizde döviz yoksa gidip onu satamıyorsunuz. Açığa satmanız, ödünç almanız lazım. Bu da maliyetli bir şey. Ama vadi işlem opsiyon piyasında ya da türev piyasaların tamamında düşüşe karşı da pozisyon alabiliyorsunuz. Demin anlattık ya short Hı -hı. pozisyon. Ya yani ben doların düşmesini bekliyorum ama elimde dolarım yok. E ne yapacağım? Gidip birinden dövünç, ödünç alıp dolar satmam lazım. Onda kredi maliyeti falan filan zor iş. Bunu gidiyorsunuz vadi işlem opsiyon piyasına direkt ...çahat diye short posunu açıyorsunuz... ...düşüşten de para kazanma şansınız var. Biz buna spekülatif işlem diyoruz. Spekülatif işlemler yani... ...düşük bir teminatla... ...pozisyon büyüklüğünde onda biri kadar bir teminat... yoktu söylemiştim. Bununla işlem yaparak büyük getiri sağlayabilirsiniz. Nasıl? Tabii bu sağlayabilirsiniz diyorum. Tam tersi büyük bir götürü de imkanı verebilir. Zarar da ettirebilir ama... ...bu cazibe merkezi yapıyor burayı. Yani ben doların veya hissenin veya emtihanın yükselmesini bekliyorum... 1'e 1 bir kaldıraçlı yani param kadar aldığım zaman %10 yükselse %10 kazanıyorum. Ama burada 1'e 10 kaldıraç olduğu için %10 değil bütün param yatırsam %100 kazanma potansiyelim. Bu da ciddi bir cazibe yaratıyor. Doğrudur, yanlıştır. Riskinizi doğru hesaplamanız lazım. Risk burada başlıyor. Ama bu spekülatif işlemi yapan yatırımcılar çok avantajlı bir şey sağlıyor. Korunma amacıyla bu piyasaya girenlere. Ne demek korunmacılar? Dövizden gittik, dövizle örnek vereyim. Benim dövizde ithalatçıyım ya da dövizle ilgili bir riskim var. Kurların yukarı gitmesine endişe ediyorsam ne yaparım? Burada giderim vadeli işlem ve opsiyon piyasında vadeli kontratlar log pozisyon alırım. Yükselişten korunurum. Herhangi bir şekilde kuru fixlemiş olurum. Yükselişe karşı herhangi bir risk almamış olurum. Veya ne bileyim altında veya hisse senetlerinde bunu yapabilirim. O yüzden korunmacılar spekülatif işlemler yoğun olduğu için likitte çok yüksek olduğu için ve e, likitte de dediğimiz şey aynı zamanda piyasa fiyatını en doğru yansıtan fiyatlama olduğu için e, korunmacılara ciddi bir avantaj sağlarlar. Her zaman korunmacılar burada ciddi şekilde e, risklerini koruyabilirler, yani hece edebilirler. Hatta burada kurumlara öne, özel bir avantaj sağlıyor vade dişleme opsiyon piyasası. E, şirketler stopaj ödemiyorlar döviz işlemlerinde. Normalde stopaj %10'dur şu anki mevcut yapıda. Ama kurumlar sıfır stopaj öderler. Bunu kurumlar vergisinde kendileri gösterirler. Bu da yatırımcılar açısından önemli cazibe merkezi o haline getiriyor burayı. Bir de arbitraj yapanlar var. Arbitraj yapanlar da şunlar. Parmak kaldırıyor oradan ha, görüyorsunuz. <laughs> Hayır tam öyle bir şey soracaktım çünkü. E, hisse senetleri elimde hisse senedi taşırken de burada aslında e, kendi pozisyonumu öbür tarafta Viyop'ta ...karşılayabilirim. E, duymuştum bunu. E, evet. Aşk-ı bunu duymuştu. E, özellikle değilim demiştim. Tam gözlerimden bunu okudunuz fark yani. Fark ettim fark ettim. Gözler ışıl çakmak çakmak. Aa benim konum gibi böyle. Bir <laughs> kadar. Şimdi orada da şu var. Arbitraj dediğin şey iki sebepten dolayı. Bir, e, bir kere piyasada... ...bu piyasanın çok güzel, mükemmel bir dengesi var. Şimdi korunmacılar spekülasyon yapanların... ...yani spekülasyon yapmayı biraz daha açayım... E, Fiyatların yükselme veya düşme ihtimaline karşı pozisyon almaya bir spekülasyon diyoruz. Yani fiyat yükseliş fiyatı alıp satmak. Sizin pazardan elma alınan örneğiniz var ya onu O arbitrajda işte oraya geleceğim şimdi. Bu bunu yapanlar o ikinci amaç. İlk amacı şey söylüyorum. Tamam. Şimdi piyasa dengeleri içerisinde spekülatif işlem yapanlar mesela piyasa çok büyük bir dalgalanma olduğu zaman marjin kola girdikleri için o panik anında fiyatlamanın doğru olup olmadığını ölçemezler. Doğal olarak Kantar'ın topuzu kaçabilir. Olması gereken fiyattan daha yukarı ya da daha aşağıda fiyatlama olabilir. Orada da arbitraj yapanlar diyor ki ya burada diyor ciddi bir kar marjı var, risksiz bir getir var. Gideyim spotta bunu alayım, vadeli de bunu satayım. Gereğinden fazla yükseldi. Arada risksiz getirden para kazanayım diyebiliyorlar. Ne demek arbitraj? Demin elma örneğini vereyim. Diyelim ki ulus pazarında elma aynı kalite elma 5 lira. işte şişli pazarında 3 lira. Normalde ne yaparsınız? İyi bir tüccar gider şişli pazarında o elmaları alır ulus pazarında 5 liraya satar. Aynı kalite elma olduğu için bir yerde herkes bunu yapmaya başlayacağından dolayı o elmanın fiyatı bir yerde eşitlenir. Ya 5 lirada ya 4 lirada ya 3 lirada bir yerde eşitlenir. İşte arbitraj piyasanın o o aradaki boşluklarda önemli artışlarda olması gereken fiyatın üzerine veya aşağı düştüğü çıktığı ya da düştüğü noktada dengeleyici unsuru yapıyor. Bu da piyasanın mükemmelliğini sağlıyor. Hiçbir riskim olmuyor. Arbitrajda bir riskiniz yok. Çünkü elinizde bir dayanak varlık var. Yani hisse senediyle yaptığınız düşünün. elinizde örnek vereyim Garanti Bankası hissesi var. Garanti Bankası hissesi var. Garanti Bankası hissesini getirip ileriki bir vade sattığınız zaman faiz oranı almanız zaten garanti. Çünkü bugünden ileriki vadeye kadar fiyatlanırken faiz oranını spotun üzerine koyuyorsunuz. Yani şöyle bakılıyor. Vadeli fiyatlama yapılırken future kontratlarda bunu alıp bankaya koysam Garanti Bankası yerine Garanti Bankası hissesi almak yerine Bankaya koyduğum şu kadar faizi benim vade sonunda param şu kadar olacak deriz değil mi? Evet. İşte elinde garanti bankası olan yatırımcı diyor ki ben bunu garanti bankası şu vade satacaksam üzerine o faiz oranını koymam lazım. Çünkü o benim benchmark'ım zaten. Onun üzerinde bir getiri sağlamam lazım diyor. Şimdi bakıyorsunuz diyelim ki garanti bankası o sırada 12 lira işte vadeli kontratın olması gereken fiyat 13 lira. Rakamları sallıyorum. 13 liraya olması gerekirken bir bakıyorsunuz 14 liraya çıkmış. Aa diyorsunuz burada bir fiyat hatası var. O yüzden ne yapayım? Giderim 14 liradan bunu satarım dersiniz değil mi? Vade sonunda zaten 12 lirayla 13 lira arasındaki şey zaten siz faiz oranınız o cepte. Bir de ekstra 1 lira kazanmış oluyorsunuz. Bu da arbitraj geliri oluyor işte. Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinde bunu yapabiliyor muyum? Borsa İstanbul izin verdiği senetlerde sadece spot piyasada açığa satıp vadeli alım yönünde yani long yönünde pozisyon alabilirsiniz. Ama Vadeli kontratta short yani satım yönde demin Garanti Bankası örneği verdiğim gibi satıp spotta aldığınız zaman her vadeli kontrat açık pay senedinde bunu yapabiliyorsunuz. Peki gün içi seansında bir kontratım var benim. Akşam seansında taşıdığımda bunu kapatmadığımda bir haber geldi ve tam tersi yönde bir gelişme oldu. Benim zararım nasıl olur? Şimdi evet güzel bir soru. Şöyle şimdi normal şartlarda bizim bu akşam seansının açılmasının sebebi Amerikan piyasaları ki bütün dünya Amerikan piyasalarını takip ediyor. Orayla beraber çıkabilecek uluslararası bir haberde piyasada fiyatlama yapabilmesi. Fiyatlama neden önemli? Çünkü eğer akşam seansı olmasa ki olmuyordu eskiden. Gece saatlerinde bir haber geldiği zaman sabah açılışımız büyük bir geple boşlukta olduğu için de siz o şartlı emir dediğimiz emirleri çalıştıramıyordunuz. Yani siz demin bir örnekte bir fiyat verdiniz. O fiyata geldiği zaman işlem çalışacaktı ya. Ama ertesi gün o fiyatın çok daha üzerinde veya çok daha altında başladığı zaman emir hiçbir işe yaramıyor. O yüzden akşam seansı bu yönden avantajlı. Ama senin dediğin gibi yatırımcılar yani ben akşam seansı izlemek zorunda değilim. Ben sabah aldım ertesi sabahki gündüz seansla bunu yapacağım diyen yatırımcılar için akşam seansı olan işlemler sadece bu tür pozisyonları açıp kapatmak için gerekli. Fiyat değişimleri senin kar zararına yansımıyor. Senin kar zararına yansıması ertesi sabah saat 10'da ilk spen algoritması dediğimiz o ilk uzlaş fiyatı gelmesiyle mümkün oluyor. O yüzden gece saatinde olanlar ki gece saatinde marjlar gündüz gibi %10 da değil daha düşük. Gece saatinde olanlar asla seni kar ve zarar olarak yansımıyor. Ama gece seansında olanlar ertesi sabahta devam ediyorsa o beklenti ne bileyim işte akşam çıkan bir haber ertesi günde piyasaları etkileyecek bir haberse tabi o riskini bir şekilde gene karşılar. Ama akşam seansında buna en riskten korunma şansın var. Ama akşam seansında diyelim ki bir haber çıktı bir saat sonra da bu haberin aslında yanlış olduğu ortaya çıktı. Fiyatlamalar eski yerine geri geldi. Bu durumda sen hiçbir şekilde ertesi gün açılışta bir sıkıntı görmemiş oluyorsun. Peki Nuri Bey, Forex piyasasıyla vadeli işlem opsiyon piyasası arasındaki fark ne tam olarak? Ben o kısmı da karıştırıyorum. Şimdi vadeli işlem opsiyon piyasası future ve opsiyon kontratlarından oluşuyor demiştim. Ve gelecekteki bir vade alım satım yapmak üzere şimdiden pozisyon aldığınızı söylemiştim yükseliş yönünde pozisyon odasınız, long, düşüş yönünde pozisyon odasınız short diye de detay vermiştim. Ama forex piyasaları spot piyasalar üzerine işlem yapar. Yani forex zaten foreign exchange'in kısaltmasıdır. Yani pariteler üzerine, döviz çiftleri üzerine işlem yaparsınız. Dolar TL, Euro dolar, ne bileyim sterlin dolar paritesi gibi çiftler üzerine işlem yaparsınız. Ve burada da spot piyasadan işlem yaparsınız. Yani dolar TL o sırada 14 lirası 14 liradır. Euro dolar parası 1.12 ise 1.12'dir. Yani üzerine vadeli kontratta olduğu gibi faiz oranı vadeye kalan süre binerek orada işlem olmaz. Çünkü vadeli kontratta siz aldınız sattınız fiyat 30 gün sonra 20 gün sonra ya da 1 yıl sonraki e, vadeyi kapsadığı için o aradaki bütün faiz oranı fiyatı girmiş olur. Ama Forex'te alırsınız satarsanız diyelim pozisyonu ertesi güne mi taşıyorsunuz? Gecelik faiz oranı ödersiniz. Bu da ilgili major paritenin durumuna göre değişir o faiz oranı. O yüzden forex piyasa spot piyasa diyebilirim ve sadece dövizle işlem yapılan piyasadır. Döviz piyasalarını kapsar diyeyim daha doğrusu. Varlı işlem, opsiyon piyasası ya da türev piyasalar burada her şeyi kapsıyor. Döviz de var, emtia da var, elektrik sözleşmeleri de var, endeksler de var, pay senetleri de var. Nuri çok teşekkür ederiz bugün Ben teşekkür ederim size Fatih. Viyopu bütün detaylarıyla öğrendik. Gelecek bölümleri merakla ve sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Evet benim için de gerçekten hap ama çok değerli bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Demet. Teşekkürler Nur Bey. Teşekkürler Çağlar ve Nuri, Nuri Amca mı diyordun? <laughs> Bunların hepsi aslında kısaydı. Çok kısa şeyler anlattık. Detay bilgilerin hepsini yatırım finansmanları öğrenebilirsiniz. Yatırım finansmanla ilgili bütün bilgileri de web sitesinden ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın deyip böyle bir geyik de yapayım bitirelim. <laughs>